bir sürü şeyden bahsettik. Öyle kaptırmışız ki güneşin doğduğunu bile fark etmedik. Ama aranızda bir şey geçmedi. Tamam anladık, bin kere söyledim. Biz sana inanıyoruz. Ama babamın inanması önemli. Benden hep şüphe duyacak. O da şaşkın şimdi. Sakinleşecek, merak etme. Ben İtalya'ya döneceğim. Bak şimdi söylediğini. Herkes için en iyisi bu. Ya olur mu öyle şey canım sende? Allah Allah, kaçar gibi. Hani neden kaçıyorsun, kimden kaçıyorsun? Senin alnın açık, başın dik. Ama babam beni affetmeyecek. Bu gerginlik hep böyle sürecek biliyorum. Keşke hiç gelmeseydim. Babamın da huzurunu bozdu. Ay ne biçim konuşuyorsun sen öyle Allah aşkına? Hiç olur mu öyle şey? Ben konuşacağım babanla. Ben de ona çok kırgınım Gülten teyze. Tamam en başında söylemeyerek hata ettim biliyorum ama... yani sırf o ben uzaktayken huzursuz olmasın diye söylemedim. Sonra biz Kuzey'le geldik söylemeye. Sonra başkasından duyar, yanlış düşünür. Ama bizim ayımız toparlanmaz artık. Ben gideceğim. Ay sus bir bakayım Allah aşkına, sakinleş bir sen. Ben gideyim konuşayım babanla. Gülten teyze lütfen. Hayır, ben şimdi gidiyorum. Siz oturun, geleceğim ben. Sen niye susuyorsun? Efendim? Sen niye hiçbir şey söylemiyorsun bu konuda? İnanıyorum dedim ya, başka ne söylememi bekliyorsun? Yorum bile yapmadın. Ben çok şaşkınım. Yani Simay öğrendi, baban öğrendi. Bununla kalmayacak, ortalık daha da karışacak diye korkuyorum ben. Ben sana sormuştum. Kuzey'le aranızda bir şey geçti mi diye. Evet. Ben de sana hayır demiştim. Ben bundan çok emin değilim. Ne? Saçmalıyorsun. Benden sakladığın bir şey var. Doğruyu söylemiyorsun. Ne diyorsun sen ya? Aa! Şaşırdın ha. Babana kızın diye hırsını benden mi alıyorsun şimdi? Ne dediğinin farkında değilsin ya. Kuzey bir kere o, Güney'in kardeşi. Ne olmuş kardeşiyse? Bak Zeynep lafını bil, bir de ben kırmayayım kalbini. Düşündüğün şeye bak ya. Çok ayıp. Hiç duymamış olayım. Hüseyin Bey. Çok ayıp ediyorsunuz. Kızımı hiç tanımamışım. Evet, bence de. Hiç tanımamışsınız Zeynep'i. Çocuğun bir kabahati yok. Banu Sinan'a kendi işi görülsün diye hazırlamış böyle bir organizasyon. Ne bilsin çocuklar da atlamışlar gitmişler. Yani hiç yakıştıramadım ben size Hüseyin Bey. Nasıl alırsınız Zeynep'in günahını? Ben ona o adamdan uzak dur dedim. Bana laf getirme dedim.
kalkıp gelseydi öyleyse, niye durdu orada? Zeynep İtalya'ya döneceğini söylüyor. Evet, kararını verdi. Madem diyor babam bana inanmıyor diyor. Madem benden utanıyor diyor, ben de çeker giderim diyor. Kendi bilir. Ay inanmıyorum Hüseyin Bey. Siz bu kadar katı bir adam mısınız? Hayret. Ben de sizi hiç tanımamışım demek ki. Siz bu kadar güvensiz, bu kadar inatçı, bu kadar sabit fikirli bir adam mısınız? Tabii ki değilim ama helalimin ağzını nasıl kapatacağım ben? İyi o zaman. İnanmayın Zeynep'e. O da çeksin gitsin İtalya'ya. Siz de burada sevgili el aleminizle birlikte mutlu mesut yaşayın artık. Oh, Allah rahatlık versin. Zeynep giderse size küskün gidecek Hüseyin Bey. Aranızdaki mesafe de buradan İtalya'ya kadar olmayacak. Dünyalar girecek araya. Eğer onun gönlünü almaz, gitmesine izin verirseniz çok pişman olursunuz Hüseyin Bey. O sizin bir tanecik evladınız, ona güvenmek zorundasınız. Yoksa kaybedersiniz onu. Kızcağız sırf böyle tepki vereceğinizi bildiği için baştan söylememiş size. Uçaktan iner inmez de işte buraya gelmişler beraber. Hayır bir şey olsa sizin karşınıza çıkmaya cesaret eder mi Kuzey'de? Yapmayın lütfen. Akıllarına zorla sokmayın. Yani siz böyle yaptıkça Zeynep'i daha çok iteceksiniz Kuzey'e doğru. Haberiniz var mı? Zeynep, hadi bakalım kızım. Evle evine, köylü köyüne. Yani şey, baban geldi, seni eve götürecek. Hadi öpüşün, barışın bakalım. Baba kız arasında küslük mü olurmuş ya? Hadi yürü. Baba ben İtalya'ya... Bir yere gitmiyorsun, yürü eve. Ama sen... Zeynep, ama üzme babanı. Hadi insanları ayakta bekletmeyelim, hadi. Hadi bakalım, konu kapandı, bitti. Artık kimse bunun üstüne bir laf etmesin yani. Sen de git evine uyu güzelce. Şöyle bir dinlen. Dün geceden de uykusuzmuşsun madem. Üzüntüden uyku girmemiş kızcağızın gözüne, yazık. Teşekkür ederiz. Size de zahmetler verdik. Ay rica ederim. Ne demek? Çok teşekkürler. Rica ederim canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne? Sen bu işin böyle kapanacağına inanıyor musun? Ben üstüme düşeni yapayım da. Gerisi onların düşüneceği iş. Zeynep'in bir yere gideceği yok. Gidemez çünkü. Kuzey'ine daha bir şey yaşamadılar. Ama yaşayacaklar. İstiyor bunu. Kimse engel olamaz artık buna. Madem söze dökülmüş. Madem konuşmuşlar sabaha kadar. Gerçek Kuzey'i tanımış. Gidemez hiçbir yere. İyi de sana ne oluyor be? Üzülüyorum kıza. Çok üzülecek çünkü.
Tamam, bana ne ya? Ben yarın ne giyeceğime bakayım. Siyahı giy dedim ya. Nene var, hak vereceksin bana. Çabuk ama acıktım ben.